Beklenti Raporu ikinci bölümde devam ediyor. Vadeli piyasaya hemen vakit kaybetmeden açalım. %1'in üzerinde primli açıldı efendim. An itibariyle %1.65, 120 bin seviyesini gösteriyor. 118 binli seviyelerden kapanmıştı geçtiğimiz hafta. Şu anda endeks kontratı neredeyse 2000 puan arttı. İmamoğlu'nun İBB başkanlığı seçiminden sonra %2'ye varan primli bir performans var vadeli piyasalarda. %1.10'luk bir yükseliş var ama şu anda bu yükseliş %1.65'e çıktı Murat Özsoy. Evet. Ne dersin? Evet. Tabii her şu anda endeks tarafında yükselişler görüyoruz. Yarım saat sonra yaklaşık açıldığında borsa endeksine de bakacağız. Muhtemelen orada da bir yükseliş trendi gelebilir. Muhtemelen. Dolayısıyla şu anda bir şey geldi. Bir güven ortamı gelerek piyasalara alıcılı bir durum, bir hava esmeye başladı şu an. Ezan belirsizliğin ortadan kalkması piyasalar açısından anlaşılan şu ki bir pozitif hava yaratmış oldu. Doları söylüyordun. Yani bugün vadeli piyasa iyi açıldı. Dünyada aslında endeksler şu an çok iyi durumda değil. Yeni güne çok ılımlı başladılar ama biz pozitif ayrıştık. Dolarla ilgili beklentin nedir? Evet. Şimdi dolarla ilgili şunu söylüyordum. 5.95'lik bir seviyesini bekliyorduk. O seviye kırılırsa üzeri gitme probleminden bahsediyorduk. Ama alt tarafta da 5.70 bizler için bir önemli bir şeydi, sınırdı, bir direnç noktasıydı. Şimdi destek noktasıydı. Dolayısıyla şu anda bugün açısından baktığımız vakit biraz tabii analizler değişti. Hı hı. Ama bu bir günlük, iki günlük veriler de sonuçta dolar-tl açısından baktığımız zaman çok uzun vadeli bir yatırım stratejisini yapmaya ne kadar elverişli olabilir orası tartışılır. Çünkü uzun dönemde baktığımız vakit bugünün ve muhtemelen yarın ve çarşambanın da eğer bu süreç devam ederse muhtemeldir ki bir takım yine açıklamalara kırılgan bir yapıda seyretmeye devam edecek. Çünkü her ne kadar şu an itibariyle baktığımız vakit CDS primleri düşmüş olsa da dolar TL gerilemiş olsa da şu veriler hala gerçek. Türkiye'nin kırılgan yapısı devam ediyor. Gelebilecek bir takım haberlere, negatif haberlere açıklık devam ediyor. Bunlar geldiği durumda yine kurda oynamalar mümkün olabilir. Türkiye'deki yatırımcı açısından baktığımız zaman, küçük çaplı yatırımcı açısından baktığımız zaman şu anda belki dolar tarafında pozisyon almanın tam zamanı gibi düşünebilirler biraz gerilemişken. Biraz daha temkinli olmalarında fayda var diye düşünüyorum ben. Evet, şu anda da 5.72-21'lerde dolar Türk lirası. Evet. O zaman bir beklenti almaya devam edelim. Ankara'ya gidelim, Erel Karayazıcı'ya gidelim birazdan, özür dilerim. 5.71-74'lerde dolar Türk lirası düşüşünü devam ettiriyor. Hatta biz programa başladığımızdan sonra şu anda gerilemeye de devam etti. 5.73 seviyelerindeydi. Daha da gerileyecek gibi bir hava var şu anda ama dediğim gibi yani şeye çok açık halen. Piyasalardan gelebilecek haberlere çok açık. Şimdi G20 zirvesine doğru yaklaşırken ister istemez diğer ülkelerden bir takım yorumlar gelmeye başlayacak. Artı yurt dışı basının tarafında da bir takım haberler çıkmaya başlayacak %100. Yani bir takım haberler yapıldı. Şu anda her şey bitti kapandı diye bir şey söz konusu değil. Elbette ki acaba bundan sonra neler olacak gibi bir takım beklentiler var. Çünkü muhtemeldir ki kısa vadeli ani aksiyonlar açısından baktığımız zaman yine böyle bir seçim tarafına dönecek olursak AK Parti tarafında ilçe teşkilatlarında bir takım revizyonlar gündeme gelebilir bu seçim sonrasında, bu sonuç sonrasında. Orta vadede, uzun vadede baktığımız zaman ise bir erken seçimden bahsetmiyoruz. Bunu hiç kimse istemiyor zaten. Muhalefet partileri de istemiyor, iktidar partisi de istemiyor. Çünkü kimsenin işine gelmiyor aslında baktığım vakit. Evet. Ama parti görev kollarında ve muhtemeldir ki kabinede de bir takım revizyonlardan ve değişimlerden bahsedecek bir döneme girebiliriz. Şimdi bu tip şeyler konuşulmaya başlanırsa eğer elbette ki bu konuşmalar, bu yorumlar dolar TL'yi negatif yönde etkiler. Şu anda dolar Türk lirasını bir kez daha ekrana rica edelim. 5.70'lere kadar geliyor kotasyonlar. Tabii çok hızlı volatilite 5.71-37 ama hani az önce işte saniyesinde bir 5.70'i özür dilerim şu anda gördü izleyicilerimiz. Bir görüp çekiyor, belli ki aşağı gitmek istiyor. Peki dolar ne olacak, borsa ne olacak diye hemen bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Erel Karayazıcı olacak telefon attığımızda. Erel Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'da İstanbul'un seçimi nasıl yankılandı? Özellikle biz İstanbul seçimiyle tüm Türkiye'yi aslında meşgul etmiş olduk. Ankara'da da aynı coşkuyla karşılandı mı seçimler? Şimdi siyasi kulisler hareketli. Tabii çok çeşitli senaryolar var ama ben siyaset muhabirleri kadar o düzeyde içinde değilim. Aslında Ankara'dan nasıl yankılandı, Ankara'dan nasıl görülüyordan ziyade bir de Londra'dan nasıl görüldüğü lazım. Cuma günü uzun bir telekonferans yaptım. Türkiye'de düzenli yatırım yapan bir yatırım bankası analistiyle.
Benim gördüğüm şey şu. Türkiye'nin bu seçimleri geride bırakmış olması. Yani cuma akşamıyla pazartesi sabahı arasında Türkiye varlıkları lehine önemli pozitif değişiklikler var. Bir kere teorik olarak Türkiye'nin bu seçimden nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın, seçim sırasında da bir kargaşa yaşama riski var mıydı? Olasılığı çok düşüktü ama Londra'dan bakıldığı zaman vardı. Zaten bir şeyin ne olduğundan daha etkili olan nasıl algılandığı, nasıl görüldüğüdür. Bir, bu ortadan kalktı. İki, Türkiye'de demokrasiyle ilgili bir takım eleştiriler vardı. Acaba demokrasiyle ilgili önemli problemler mi var Türkiye'de deniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmiş olması bence bu kuşkuları da ortadan kaldırdı. Bu da Türkiye'nin lehine. Üçüncü bir faktör, artık gerçekten seçimsiz bir döneme girdik. Her ne kadar 2020'nin içinde bir erken seçim olabileceği yönünde bazı siyasi analistlerin değerlendirmeleri olsa da ben aynı fikirde değilim. Ben 2023'e kadar seçim süreç bekliyorum. Velev ki 2020'nin içinde şartlar Türkiye'de yeni bir seçimi gerektirdi. Bu 2019 yılının hem ikinci yarısının fiyatlamalarının konusu olmaz. Hem de olası bir erken seçimin ne etkisi olur'a bugünden asla senaryo yazamaz. O yüzden bunu da ben bardağın dolu tarafında görüyorum. Şunu atlamamak lazım. Bugün Amerika-Türkiye hattında süren pazarlık gibi bir başlık olmasaydı biz seçimlerin geride kalmış olmasının daha güçlü pozitif etkilerini görebilirdik. Sırf açılış fiyatları adına söylemiyorum. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir aylık bir vade adına söylüyorum. Ama o konuda pazarlık devam ediyor. Her ne kadar ağır bir ekonomik yaptırım olasılığı çok düşük görünse de ben baştan beri bunu savunuyorum zaten. Bu frenleyici bir etki yaratacaktır her türlü olumlu fiyatlamada. Biz cephesinde bence 95.500 yakın direnç ama frenleyici bir etkiyle kalabilir. 97.000'in bu hafta üzerinde radara girmesi mümkün. Çok uzun zamandır üzerinde durduğum, 2019 bütünü adına savunduğum 85.000-105.000 hattı BİST'te seyahat parkuru olur. Görüşümü bu tabela değiştirir mi? Hayır, değiştirmez. Belki 5.000 puanlık aşağıda da yukarıda da önümüzdeki 6 ay içinde esnemelere maruz kalabilir. Ama ben prensip olarak BİST'in bu bandın içinde kalacağını ve şu anki refleksin yukarı yönlü devam etme ihtimalinin önümüzdeki aylarda da daha yüksek göründüğünü düşünüyorum. Şu anda dolar, son söz, çok uzattım. Ekonominin öncelik kazanması. Bir soru soracağım Erhal Bey. Tabii ki. Şu anda dolarda hemen manşette bence atalım. Düşüş %2'ye ulaştı. Önemli bir seviyedeyiz. Özellikle Borsa İstanbul açılmadan %2'ye varan bir yükselişle vadeli piyasada. Yani bugün dolarla vadeli piyasa eş güdümle gidiyor. Şunu sormak istiyorum. Dolar hazır 5.70'leri görmüşken ve düşüşü %2'ye aşmışken bugün 5.70'in aşağısında bir dolar TL'de son dönemin rekorunu görebilir miyiz? Dip seviyede bir rekoru sizce? Bence mümkün. Yani her ne kadar 5.69'da bir yakın destek bulunsa da bunun iş görmesi o kadar güçlü bir favori senaryo değil. Ama şunu hatırlatmalıyım. Ben bir yıldır neredeyse TL tahmini yapamıyorum. Çok zor. Türk lirası sürprizlerle dolu. Ama bana derseniz ki sen her türlü geleneksel yatırım seçeneğine yatırım yapabilen bir fonun idaresini gerçekleştiriyorsun. Hangi fiyatları ilgi çekici bulursun? Şimdi 5.55 güçlü bir destek. Onu ilgi çekici bulurum. 5.40-5.45 bandı çok güçlü bir destek. Onu daha da ilgi çekici bulurum. Elbette bu demek değil ki orayı test edecek. Bunu bilmiyoruz. Veya demek değil ki orayı test ederse Hacı Yatmaz oradan döner. Ama buralar benim defterimde not ettiğim o günün şartlarında acaba yatırım yapılır mı diye kendime soracağım adresler olur. Evet. Erhal Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Esas bizim değil Londra ve işte aslında New York hattının ne düşündüğü çok çok önemli. Erhal Karayazıcı Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü ile konuştuk efendim. Arkamda gördüğünüz tabloda Türk lirası güne pozitif başladı. %2'ye varan bir yükseliş var Türk lirasında. Vadeli piyasada eş zamanlı gidiyor. Hani piyasa bir belirsizliği bırakmanın coşkusunu mu yaşıyor? Yoksa burada farklı mesajlar mı almak gerekiyor TL
lehine ya da aleyhine sence? Aslında bütün yıla bakacak olduğumuz zaman biz 2019'un temasını ne diye belirlemiştik? Güven diye belirlemiştik aslında. Küresel manada baktığımız zaman da nereden bir açıklama gelse, Fed olsun, İngiltere Merkez Bankası olsun, Japonya Merkez Bankası olsun, Avrupa Merkez Bankası olsun, hepsinin açıklamalarında, temalarında hep güvenden bahsediliyor ve küresel belirsizliklerden bahsediliyor. Biz aslında Türkiye olarak şunu net olarak yaşıyoruz ve dünyaya da bir vaka analizi gibi bir şey sunuyoruz aslında. Ne zamanki bir belirsizlik ortadan kalkar, ne zamanki piyasada bir güven ortamı olur, o durumda da ülke para birimlerine alım yönde artışlar gelir ve nispeten hafif bir şekilde piyasadan normale döner. Bunun açıklamasını görüyoruz aslında. İzlediğimiz şey şu. Dolayısıyla şimdi bu ortam tabii ki ne kadar sürecek o önemli bir hale geliyor. 5.71'in altında, 5.70 seviyelerin altında bugün kurun görme seviyesi olasılığı oldukça yüksek gözüküyor şu anda. 5.70'in altına hatta ara sıra yokluyor, görüyoruz da oradan. 5.70'in altına inmesi durumunda orada aşağı yönlü bir iniş hızlanabilir. Öyle bir beklenti içerisine girebiliriz. Dolayısıyla tekrardan cuma günkü seviyelere gelmesi gibi bir durum ne zaman olabilir? Açıkçası ben en azından ay sonuna kadar, G20 zirvesine kadar o seviyeleri çok böyle görecek bir aşırı bir haber akışı ya da bir tereddüt görmüyorum, kritik beklemiyorum. Kritik eşik o zaman G20 zirvesinde kritik Sayın Erdoğan'la Sayın Trump arasında yapılması olası görüşmeye kesinlikle, odaklandı. Kesinlikle öyle. Peki Murat şöyle sormak istiyorum. Şimdi yurt dışında çok fazla size Türkiye ile ilgili analizler var. Evet. En son işte Türkiye'nin not indirimine şahit olmuş olduk Moody's tarafından. BA3'ten B1'e gelen bir not indirim vardı. Görünümse negatifti. Şu anda sence Türkiye'nin halihazırda çözmesi gereken en büyük problemi ne finans piyasalarında? Yani örneğin kamu disiplini mi, mali disiplin mi, işte enflasyon mu, faiz mi? Özellikle Sayın Erdoğan faizlerin bu seviyesinden haklı olarak yakınmaya devam ediyor. Ne dersin? Evet, şimdi Moody's'in raporunda şöyle bir ifade vardı. Evet, bir takım aksiyonlar, bir takım reform paketleri açıklandı. Ancak bunların altını somut olarak doldurduğunu pek göremiyoruz şeklinde bir açıklamalar vardı. Şimdi bence Türkiye açısından yapılması gereken en önemli konu bir kere yüksek faiz ortamının aşağı çekilmesi. Şimdi enflasyonda bir aşağı yönlü iniş trendi başladı. Bunun tabii baz etkisiyle biz biraz daha aşağı ineceğini bekliyoruz ve tahmin ediyoruz. Ama Türkiye'deki en önemli problem şu yüksek faiz içerideki yüksek fonlama maliyetlerinin aşağı düşmesi. Çünkü her ne kadar bir takım reform paketleri açıklansa da reel sektörün üzerinde bizim de çok yakından takip ettiğimiz reel sektörün üzerindeki fonlama maliyetinin yüksekliği halen devam ediyor. Ve kredi muslukları da özellikle kamu bankaları tarafında biraz daha arttığını görüyoruz ama kredi muslukları bankalar genelinde şu anda çok arzu edilir bir şekilde açık değil. Yani bankaların risk iştahları şu anda istediğimiz seviyede değil. Yani bu ortamın belirsizliğinin aslında değil mi? Bankalar birazcık da kredi vermeye de negatif ediyor. O zaman biz hep şunu yanlış biliyoruz değil mi? Ne kadar yüksek faiz bankalar o kadar çok kredi vermek istiyor. Yani bu yüksek faizden bankalar her zaman için para kazanmak için kredi vermek istemediği durum olabiliyor gibi sanki. Muhakkak öyle. Şimdi tabii bankaların önünde önemli bir şey var. Alternatif maliyet unsuru var. Ya para, Merkez Bankası tarafında değerlendirecek o yüksek faizden ya da kredi verecek. Şimdi Merkez Bankası'nın yüksek faiz olduğu ortamda enflasyonda düşünce hafiften o aradaki makas açılınca elbette ki bono tarafında ve faiz tarafında değerlendiriyor banka. Neden? Orada çünkü risk yok. Ama kredi verecek olsa orada bir risk var. Dolayısıyla risk unsuru fazla olduğu için bankalar da tabii çok rasyonel şekilde düşünüyorlar. Bunları kesinlikle kritik etmek için ya da eleştirmek için söylemiyorum. Tamamen bunlar rasyonel düşünceler yani hareketler. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ortamda sence Temmuz'da faiz indirecek mi? Bu kaygıları gözeterek özellikle fiyat istikrarını sağlamak anlamında. Şöyle söyleyebilirim. Merkez Bankası Temmuz ayında şimdi Fed ile bir karşılaştırma yapacak olayım. Bu sorunu öyle biraz genişleteyim. Ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz oranını indirme olasılığını FED'e göre daha yüksek görüyorum. Sebebi şu, neden böyle bir argümanım var? O da şu, %24'lük bir faiz oranı ile enflasyon düşüş trendine girerken ben Merkez Bankası'nın o trende 24 faize gireceğini çok tahmin etmiyorum. Dolayısıyla Temmuz ayında benim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz oranı indirim beklentim var. Ne kadar var sence? Kaç basamak? Yani Eylül'de şöyle tamamlayayım. Eylül'de kesin geleceğini tahmin ediyorum. Ama Temmuz'daki beklentim daha yüksek. Şimdi tabii ki aşağı yukarı baktığımız zaman hesaplamalar mahiyetinde bir 300 puanlık bir indirim tahminimiz olabilir. Merkez 300 bas puan, aynen, yıl gelindi toplam değil mi? Aynen. O şekilde bir indirim gelebilir. Fed açısından baktığımız zamansa ben Fed'in faiz oranını indirimini iki partiye bölme ihtimalini yüksek görüyorum. Şimdi Temmuz ayında bir indirim gelebilir Fed'den de.
Eylül ayında demeyelim de son çeyrekte gelebilir. Çünkü Fed nispeten açıklamalarını yaparken Merkez Bankası'yla farklılaştığı nokta biraz şu oldu bana göre. Gelişmeleri çok yakından takip ettiğini her ikisi de söylerken bir tanesi diyor ki işte istihdam piyasam gayet iyi, tüketim harcamaları canlanmaya başladı ve şu anda çok yakından takip ediyoruz diyor. Bir tanesi de diyor ki Türkiye'deki istihdam piyasasında evet nispeten iyileşme var ama genel manada görünüme baktığımız zaman henüz istenen, arzu eden noktada değil. Ve dolayısıyla iki merkez bankası açısından baktığımız zaman Merkez Bankası nispeten Temmuz ayında biraz daha indirme olasılığına sahip ve bence de indirme adımına atmalı Temmuz ayında. Bu adım atmalı ki en azından çünkü Ağustos'ta bir toplantı yok. Tek atmamasının sebep şu olabilir mi Murat? Yani yurt dışı global gelişmeler. Birincisi S-400. Çünkü evet. Çok özür dilerim. Baktığımızda Amerika'da özellikle açıklamalarda son olarak Pompeo'nun danışmanı yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye S-400'den dolayı hani derecesini ya da türünü bilmiyoruz ama bir ekonomik yaptırımda karşı karşıya kalınabilir şeklinde. Hani bu merkezi faiz indirme karardan caydırır mı senin beklentin? Tabii aslında dediğin şu manada dikkate alınmalı. Olasılık hesabı yaptığımız zaman her zaman şu anki mevcut duruma göre bir tahmin yapıyoruz. Ama S-400 ile ilgili çok ciddi krizler ortaya çıkarsa bu durumda piyasalarda yine istemediğimiz seviyeler meydana gelirse o zaman Merkez Bankası tekrar bir durum değerlendirmesi yapacaktır. Çünkü G20 zirvesinde 3 tane önemli zirve var hepimizin beklediği bu. 3 önemli zirvenin de aktörü, ortak bir aktörü var Trump. Trump'ın... Bence Trump koridorda yürüse hepsiyle bir alacak vereceği var. Yani böyle şey gibi hani mahallenin bakkalı olur ya, vereceği defteri. Ve koridorda sağ tarafta işte Putin geliyor, o taraftan işte Tabii. Şey geliyor. İşte Meksika, Hindistan göre hepsiyle bir alacak vereceği var efendim. Tabii. G20 zirvesinde Donald Trump'ın mesajı yok. O bir yerde oturacak herhalde, herkes böyle teker teker. Kesin bir vereceği defteri var onun, böyle tek tek muhakkak yazıyor. Vardır. İşte Çin'e şu kadar mal sattık, şu kadar mal aldık, şu kadar içerideyiz diye hesabını soracak tabii bence. Tabii kesin yapacaktır. tabii Çin ile bir görüşmesi olacak. Diğer taraftan Putin'le bir görüşmesi söz konusu. Diğer taraftan da Erdoğan'la bir görüşmesi söz konusu. Bunların hepsinin de gündem maddeleri zaten belli. Şimdi bu görüşmeler içerisinde tabii bizim kendi açımızdan baktığımız vakit Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesi büyük önem taşıyor. Çünkü S-400 ve F-35'lerle ilgili bu görüşmeden net bir şeyler çıkmasını bekliyoruz. Diğer tarafta Çin Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmede küresel ticaret savaşları açısından çok önemli. Orada FED politikalarını ciddi etkileyecek. Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapması muhtemel görüşmede İran'la olan krizle alakalı olacak gibi gözüküyor. Çok görüşme var efendim. Biz de bir görüşme yapalım bari. Sevgili Mert Yılmaz'a gidelim. Norsiyam Kurumsal İletişim Müdürü Mert Yılmaz. Öncelikle elimize hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. Günaydın, iyi haftalar. İyi yayınlar Murat. Çok teşekkür ederiz. Dün İstanbul açısından yoğun bir gündü. Seçimleri geride bırakmış olduk. %2'ye varan bir yükseliş var Türk lirasında Mert Bey. Vadeli piyasayla dolar da eş güdümlü gidiyor. Birazdan borsayı da açmış olacağız. Türk lirası neden %2 yükselerek güne başladı, haftaya başladı diye sorsam size. Vallahi benim açımdan çok sürpriz değil. Şöyle okumak gerektiğini düşünüyorum. İki tane etken söz konusu oldu burada. Bunlardan bir tanesi en azından tekrarlanmış da olsa seçimin tekrar Sayın İmamoğlu'nun kazanması, hani demokrasinin kazanması, o demokrasi üzerine, hukuk üzerinde, seçim güvenliği üzerindeki tartışmaların ortadan kalkmasına neden oldu. Şahsen bir vatandaş olarak sürecin buraya gelmesini, böylesine bir zaman kaybı yaşanmasını, toplum bu kadar gerilmesini, ekonomiye bir maliyet getirmesini istemezdim ama netice itibariyle karar bir yönde çıktı. Dolayısıyla ben zaten Sayın İmamoğlu'nun kazanması durumunda bir Türk lirası varlıklarda olumlu fiyatlama bekliyoruz. Birinci bu unsurun sürecek mi sizce Mert Bey bu arada bu fiyatlama? Hani bugüne özel mi yoksa devamını bekliyor musunuz bu arada? Şimdilik bugüne özel diye değerlendirmek lazım. İkinci nokta da bence şurası. Gene yabancı yatırımcı nezdinde özellikle sanki çünkü İstanbul çok önemli bir yer. Yani Türkiye ekonomisi açısından da Türkiye siyaseti açısından da yerel yönetimle genel yönetim arasındaki bir güç dengesinin sağlanması yönünde bir adım olarak değerlendirilir bence. Şimdi tabii bu bugünün şeyi fiyatlaması aslında daha önemli sorunlarımız var, risklerimiz var önümüzde. İşte S-400 konusu bunlardan bir tanesi. Zannediyorum bu iyimserlik bu hızla sürmese de daha sakin bir bekleyişe evrilerek devam edecek gibi gözüküyor benim düşüncem o yönde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başkan Trump'la yapacağı görüşmenin sonucu eğer piyasaların olumlu fiyatlayacağı ya da daha da olumluyu gösterebilecek bir tablo ortaya çıkarsa bu olumlu serinin devamını beklemek mümkün. O zaman 5.70'lerin altını belki 5.60'ları Türk lirasında konuşur
hale gelebiliriz. Ama hani hep söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Yapmamız gereken ve yapmamamız gereken çok şey var. Gerçekten şöyle düşünmemek lazım. Yani biz hep öyle okuyoruz. Kur düşünce Türkiye'de ekonomisinin bütün sorunlarını ortadan kalkmış gibi değerlendirip kur yükseldiğinde de tam tersi bir şeye giriyoruz. Beklentiye ya da düşünceye kapılıyoruz. Buradan çıkmamız için, bu darboğazdan, bu sıkıntılı süreçten çıkmamız için ortak akıllı rasyonel politikaları oluşturup bir hikaye yazmamız lazım. Gerçekten şans yüzümüze bir kez daha güldü. Özellikle FED ve ECB kaynaklı uluslararası konjonktürde. Artık burayı da elimizi tersi itmememiz lazım. Onun için de yapmamız gereken şeyler var tabii ki. Değil mi? Yani global taraf bizim şu anda istediğimiz gibi Mert Bey. Tam da ortam müsait. Hani futbolda vardır ya, sağ müsait kazanmak için oldukça iyi diyelim. Peki en ivedilikle ne çözüm gerekiyor Türkiye'de? Ne bekliyor? Özellikle yabancı yatırımcı bizden ne duymak istiyor sizce? Valla tabii bunların hepsi vadeye göre yayılacak şeyler bunların açıkçası. Ama ciddi bir yatırımcı güveni sorunumuz var mesela. Bunu hani kısa vadede çok kolay çözebilir miyiz? Ondan çok emin değilim. Ama en azından rasyonel ayakları yere basan bir hikayenin yazılacağını bence yatırımcı görmek isteyecektir. Tamamen bir tahminimi söyleyeyim. Belki izleyicilerin, dinleyicilerin bir kısmının hoşuna gitmeyecek ama ben ortaya çıkan bu tablonun bir erken seçimde işaretçisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu FED yayınında Mert Bey söylemiştiniz. Seçimlerden önce olan FED özel yayınımıza da aktarmıştınız. Ben yine aynı şekilde şaşırmış ve tepki vermiştim. Piyasa buna hazır mı diye aslında bu şaşırmam. Çok teşekkür ederiz Mert Yılmaz verdiğiniz bilgiler için. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi haftalar efendim. Norsiyam Kurumsal İletişim Müdürü sevgili Mert Yılmaz'la, değerli büyüğümüz Mert Yılmaz'la konuştuk. Murat Mert Bey konuşurken 5.70'in aşağısında dolar bir gördü çekti. Borsayı bekliyor açılışı. Muhtemelen borsa açılıştan sonra borsa al dolar sat stratejisine dönecek gibi yatırımcılar. Ne dersin? Doğru. Borsa açıldıktan sonra dolardaki seyir biraz şey yapabilir, değişebilir. Çünkü borsanın da artı seviyeli açılmasını bekliyoruz. Diğer taraftan tabii daha da gün ilerledikçe ister istemez gram altın tarafında da bir takım hareketler olmaya başlayacak. Bunlar elbette ki dolar TL'yi etkilemeye başlayacak. Ons altın tarafında da bir takım gelişmeler olmaya başlayınca dolar TL biraz daha böyle yerli yerinde oturmaya başlayacak. Aslında global taraf, Mert Bey'in söyledi, sen de konuşmanın ilk başına söyledin, çok bize uygun değil mi? FED ve ECB rüzgarları böyle meltem tadında, bahar meltemi tadında. Evet. Ama bizim kendimizin pozitif ayrışabilmesi için birçok ev ödevimiz var sanki. Çok, kesinlikle. Yani şu anda evet seçim ortadan kalktı. Önemli bir virajı döndü Türkiye. Çok şükür ki sorunsuz, hiçbir problem olmadan tamamen demokrasi yurt dışına anlatmak açısından son derece bence önemli. Son derece önemliydi. Bütün partiler açısından bakıldığı zaman Türkiye bu seçimlerle önemli bir vitrindeydi ve bunu çok başarıyla üstesinden geldi. Bence o manada çok harika bir sonuç oldu. Şeyden bağımsız, çıktısından bağımsız. Ama şunu unutmamak lazım hiçbir şekilde. Bütün sorunlar bir anda hallolmuş değil. Şu anda bir sorunlarımız halen devam ediyor. Türkiye'nin büyümesinin gerilemesi, işsizliğin artmış olması, yılbaşından beri bu verilerin kötüye gitmiş olması, enflasyonun nispeten bir iyileşme oldu ama halen çok yüksek oranda devam ediyor. Bunlar halen geçerliliğini koruyor. Şimdi mesela dünya piyasaları açısından baktığınız zaman da özellikle yüksek faizin olduğu ve yatırımcının risk iştahının olduğu piyasalar, yüksek faizin olduğu derken aslında bakarsan nispeten bize göre daha düşük faizin olduğu Malezya ve Endonezya gibi piyasalar yüksek getirili piyasalar olarak addediliyor. Ama Türkiye'yi onların yanına koyduğu zaman Türkiye'nin faizi aslında çok daha yüksek. Daha yüksek getiri elde edilecek PK'lar piyasa. PK'lar da düşük. Yani bizim fiyat kazanç oranımız %6'larda, işte el alem %13'lerde diyelim. Aynen hani yabancılar. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi o zaman niye peki yurt dışından fon akımı gelmiyor? Gelmesi lazım teorik olarak. Gelmemesinin sebebi işte bu güven ortamı ve belirsizlik ortamının olması. Bugün yaşanan bu güzel enerji diyelim, güzel güven ortamının devam etmesi için hemen aslında bunun ardından siyasi otoritenin de, hani dün mesela Sayın Cumhurbaşkanımız şeyden bahsetti. Bütün bu sonucun ardından yine herkesi kucaklayıcı bir şekilde toplu olarak bir hareket edilmesinden bahsetti. Ve sonuçta bunun da artık yerini bulması manasında Türkiye'nin bu rüzgarla bir şekilde hızlı ilerlemeye başlaması lazım. Ama tabii aksiyonların gelmesi lazım. Özellikle az önce konuştuğumuz gibi reel sektörün fonlanması, reel sektörün daha düşük fon maliyetiyle fonlanması, bankalar tarafındaki risk iştahının artması, tüketimin nispeten işte kartlara vadelerin artmasıyla değil de bahsedilen bu reform paketlerinin bir şekilde artık tüketiciye ve sanayiciye ulaşması şeklinde çözülmesi gerekiyor ki bir şekilde üretim de artmaya başlasın, piyasada bir canlanma ortamı gelsin. Özellikle piyasanın önemli amiral
sektörlerinde olan konut sektörü, gayrimenkul sektörü, otomotiv sektörü bunların bir an önce hareketlenip buradaki ivmelenmenin artması lazım. Bunlar artmadığı müddetçe, bu sektörlerde bir canlanma olmadığı müddetçe gerçekten şey çok zor. Yani bizim büyüme rakamlarımıza, büyümeyi arttırmamız çok zor. Evet, yani özellikle gençlerimize iş bulmak gerekiyor. Tabii. Geniş işsizlik oranına baktığımız zaman bu ülkede 7 milyona varan bir işsiz var şu anda. Kesinlikle. İşte normal işte işsizlik oranlarımızda da efendim işte en son 4,5 milyona yakın işsizliğimiz olduğunu görmüş olduk. O yüzden bu para piyasalarını vesaire anlatıyoruz ama hani gel göreyim ki günün sonunda reel anlamda bir ekonomi yaratamıyorsak işsizliğin önüne geçemiyoruz diyelim ve borsamızı açalım madem. Tabii. Borsa %2'nin üzerinde bir kazançla başladı efendim. Yeni güne ekranda grafiği paylaşalım. 96 bin, tamı tamına 2 bin puan Ekrem İmamoğlu fiyatlaması diyelim biz buna. %2.15'lik İBB seçimlerini geride bırakmamız, özellikle global piyasalara, yurt dışına Türkiye'nin demokrasi anlamında önemli mesajlar vermesi günün anlam ve önemini gösteriyor. Çünkü bizim yurt dışına bir kere demokrasimizin ne kadar sağlam olduğunu ve seçmen iradesinin sandığa yansımasının her zaman önemli olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Nitekim milli irademizi seçmen sandığımıza giden vatandaşımızın iradesinin demokratik bir sonuç getirdiğini de yurt dışına anlatmak için önemli bir kazanımdı diyelim. Murat, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İçim. Sağ ol. 96.039 puan seviyesinde biz finansal danışmanlık kurucu ortağı Murat Özsoy'la programımızın efendim sonuna geldik ilk bölümün. Doktor Berra Doğaner, Doğaner Finansal Danışmanlık Kurucusu'yla birlikte ikinci bölümde devam ediyoruz efendim.